Hocama hoş geldiniz. Ben Cina Snorda. Arkadaşlar bugün polip akıtlarında gördüğünüz birilerine uyuyor. Ama geri kalan iki arkadaşımız ise koronavirüs tedbirlerine uymuyor. Diyorum. Siz de hazırsanız hemen videoya geçelim. Merhaba Sıla. Merhaba Eda. Ne yapıyorsun? İyiyim ben. Sen ne yapıyorsun? Evet biliyorum. Bu virüsü atlatmak bizim elimizde. Evet. Arkadaşlarımı ve kendimi riske atmamak için maske takıyorum. Ben de maske takıp sosyal mesafeye temizliğe uyuyorum. Ben de. Ay dışarı çıkmak ne iyi oldu. Evet çok iyi oldu vallahi. Nefes almış olduk. Evet. Ben maske takmak gidelim mi? Olur sonra da AVM'ye gideriz. Aynen çok iyi fikir hadi gidelim. Öğretmenim Ceylin bir YouTube'da koronavirüsle alakalı bir video çekmeni istiyorum demişti. Ben de öğretmenim öyle dediğinde kafamda düşündüm ama bu kadar güzel olacağını hiç düşünmüyordum. Beğenildi, güzel oldu. Ben de güzel olmasına çok sevindim. Tedbirlere genellikle çok dikkat çektim. Bildiğim şeyleri videoda anlattım. Ondan sonra virüs olan arkadaşımızın zaten içinde düşündüğü şeyler belliydi. Maske taksaydım, tedbirlere uysaydım dediğinde zaten videonun en önemli şeyi oldu. İnsanların tedbire uyması lazım olduğunu orada söylemiş oldum. Tamamen aklımdan geldi. Senaryo yazmadım. Videoya başladığımızda zaten direkt akışına bıraktım. Orada da zaten sözcükler ardı ardına geldi. Doğru bir şekilde. Maske takmalıyız. Çünkü bu virüsü atlatmak bizim elimizde olan bir şey. Kendi kendine geçemez. Yasaklar oldu. Yasaklara uymamız lazım. Çocuklar 2'de çıksa bile ben dışarı çıkmıyorum. Çünkü zaten dışarı çıkmamamız lazım. Yani virüs her türlü bulaşabilir. Tedbirlere uysak bile bulaşabilir. Maske takmalıyız. Mesafe, temizlik bunlara uymalıyız. Yani tekrardan söylüyorum bu virüsü atlatmak bizim elimizde olan bir şey. Her çocuk gibi kızım da YouTube videoları seyrediyordu. Bir gün bana geldiğinde baba ben de bu tarz videolar çekmek istiyorum yardımcı olur musun dedi. Ben de kendime ait hiçbir sosyal medya hesabı olmamasına rağmen kızımın bu isteğini geri çevirmedim. Çünkü bu isteği İleride kendi özgüveni açısından insanlara kamera karşısında konuşması konusunda kendini geliştirebileceğini düşündüm. Ve bu yola çıktık. Zaten Ceylin doğal bir çocuk. Öncesinde tiyatroya da götürdüm kendisini. Oradaki oyunlarını da gördüm. Bundan sonrasında da bu video çekme isteği doğunca da başarabileceğini düşündüm. Hani öylesine bir video değil de gerçekten kanalımıza da bakarsanız eğer gerçekten kaliteli videolar. Hani bir çocuk videosu değil de daha prodüksiyonu yüksek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Genelde yaşıtların aldığı oyuncakları tanıtmakla başladık. Sonrasında iki tane hayvanımız var, kaplumbağalar. Onları nasıl temizlediğini, nasıl baktığını seyrettirdik seyredenlere. Sonrasında da öğretmeninin koronavirüs hakkında bir video çekmesi istediğini söyleyince de İkimiz düşünerek hani iki bebeğine maske takalım, iki bebeğine maske takmayalım. Arasındaki farkı da insanlar görsün istedik ve gösterdiğimizi de düşünüyorum. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ben Cina Snorda. Arkadaşlar bugün polip akıtlarında gördüğünüz üzere birilerine uyuyor ama geri kalan iki arkadaşımız ise koronavirüs tedbirlerine uymuyor diyorum. Siz de hazırsanız hemen videoya geçelim.